arıyoruzdan ziyade Atatürk'ü buluyoruz demeyi daha doğru buluyorum. Çünkü doğrusunu isterseniz bizim jenerasyon ve bizden önceki jenerasyon bu konuda fazla rahattı ve çok hoyrat davrandı. Yani Cumhuriyeti ve Atatürk devrimlerini bizim ayağımızın altından bir kilim gibi çekebileceklerini hiç düşünmemiştik. Dolayısıyla evet. Bu konuda bir mücadele ihtiyacı içinde değildik. Bu konuya kafa yorma ihtiyacı içinde değildik. Ama bu tür işte tarikat, cemaat yapılanmaları, emperyalizm maşaları, tetikçileri bu süreyi sinsi sinsi çalışarak değerlendirmişler. Bugün karşımıza çıkan tablo maalesef bu. Dolayısıyla bugünkü gençleri ben bizim jenerasyonlara göre son derece daha şuurlu, dikkatli, duyarlı, meraklı buluyorum. Atatürk'ü her gün biraz daha fazla okudukları, her gün biraz daha fazla takip ettiklerini, her gün biraz daha fazla keşfettiklerini görüyorum. Dolayısıyla Atatürk'ü arıyoruzdan ziyade Atatürk'ü buluyoruz demenin ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bunu işte 10 Kasımlarda, 29 Ekimlerde, 19 Mayıslarda bu tür milli özel günlerimizde özellikle Anıtkabir'de çok net bir şekilde görüyoruz. Mesela Genelkurmay'ın bunu örtme ve karartma çabalarına rağmen, yani Anıtkabir'i ziyaret eden yurttaşların sayısını topluma açıklamama kararlarına rağmen, evet, Anıtkabir'e insanların sel gibi her gün ve her sene biraz daha fazla gittiğini görüyoruz. Kabaca Mustafa Kemal Anıtkabir'e defnedildiğinden beri oraya giden insan sayısı 400 milyon Lale. Evet, yani evet. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusunun neredeyse iki misli, Avrupa Birliği nüfusu kadar insan Anıtkabir'e gidiyor. Dolayısıyla ben 10 Kasımları bir ölüm değil, bir yeniden doğum günü olarak görüyorum. Her 19 Mayıs, her 29 Ekim, her 23 Nisan, her 10 Kasım aslında Türk milletinin bilincinin, gençlerin şuurunun doğumu olarak görüyorum. Evet. Nur içinde yatsın. Sayın Özdil, az önce Genelkurmay'la ilgili bu Anıtkabir ziyaret sayıları ile ilgili açıklamaması ile ilgili eleştirinizi de getirdiniz ama Ordu Millet El Ele faaliyeti yapılacaktı bugün saat 15'te ve Genelkurmay tarafından daha önce duyurulmuş bir etkinlikti bu. Ancak bugün 2 saat kala bu etkinlik iptal edildi. Gerekçe de güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiler bu. Güvenlik ve bazı grupların faaliyeti provoka edebileceğiydi iptal edilmesine ilişkin. Ancak 2 saat sonra da Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve bazı kuvvet komutanları Şırnak'a gittiler. Ama vatandaşlar Anıtkabir'e akın akın gitmeye devam etti bugün. Bununla ilgili ne söylersiniz? Anıtkabir'e milletin yanına Hulusi Bey gelmiş gelmemiş doğrusu benim için hiç önemli değil. Çünkü bizim Mustafa Kemal'i sevmemiz ya da Mustafa Kemal'e sahip çıkmamız için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de ihtiyacımız yok. Türk Silahsız Kuvvetleri milletin bizatihi kendisi Mustafa Kemal'e sahip çıkabilecek iradeye ve güce sahiptir. Hulusi Bey gitsin kavşak açılışı yapsın.